Uzmanım Net'e hoş geldiniz. Bugün sizlere Yandex Disk hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Yandex Disk, Yandex'in bir online bulut depolama servisi. Online bulut depolama servisi ne demek? Kısaca ondan da bahsedeyim. Bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki dosyaları internet ortamında saklayıp ve ayrıca internetin olduğu herhangi bir cihazdan o dosyalarınıza erişebilmenize imkan veren platformlara online bulut depolama servisi adını veriyoruz genel olarak. Yandex Disk de onlardan bir tanesi. Ben de size bu konudan birazcık bahsetmek istiyorum. Yandex Disk'e bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Ben burada bilgisayardan göstereceğim ama telefonda da hiçbir farklılık olmadığı için özel olarak telefondan anlatmayacağım. Sormak istediğiniz soruları siz yorumda sorabilirsiniz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yandex diski kullanabilmeniz için bir Yandex hesabına sahip olmanız gerek. Hiç Yandex hesabı olmayan, Yandex'te hiçbir alakası olmayan bir kişi için Yandex diski baştan sona anlatacağım. Önce disk.yandex.com.tr'ye bilgisayarınızdan girin. Girdikten sonra bu şekilde bir sayfa sizi karşılayacak. Buradan giriş yap bölümüne tıklayın. Eğer Yandex hesabınız varsa siz direkt giriş yapabilirsiniz. Yoksa buradan kaydol butonuna tıklayarak Kendinize bir Yandex hesabı açabilirsiniz. Açalım şimdi. Yapmışken güzel bir iş yapmak istiyorum. Adımızı ve soyadımızı yazdık. Burada bir kullanıcı adı girmemizi istiyor bizden müsait olan kullanıcı adlarına buradan bakabilirsiniz. Ben şunu yazacağım. Bakalım kabul edecek mi? Etmedi. Tamam bunu herhangi birini seçeyim. Kullanıcı adımı seçtim. Şimdi bir şifre belirleyeceğim kendime. Şifremi de belirledim. Şimdi alt kısımda Yandex bizden telefon numaramızı girmemizi istiyor telefon numaranızı girmenizi tavsiye ediyorum. Ama şu an için kayıt olurken elinizde bir telefon yoksa buradan telefonum yok diyerek kendinize bir güvenlik sorusu belirleyebilirsiniz. Mesela ben ilk arabanızın markasını belirliyorum. Herhangi bir marka yazıyorum buraya. Ardından buradaki güvenlik karakterlerini de yazıp kaydol butonuna tıklıyorum. Bir gizlilik politikası çıktı. Bunu kabul ediyoruz. Ve kayıt işlemi tamamlandı. Aslında bu kadar basit. 2 dakika bile sürmedi. Şimdi Yandex Disk'e giriş yapmış olduk. İlk giriş yaptığımız zaman bize bu şekilde bazı resimler karşılıyor. Bu resimler Yandex'in bize vermiş olduğu örnekler. Yani diyor ki Yandex, işte aynen bu resimler gibi buraya istediğin resmi yükleyebilirsin. Yüklediğin zaman resimlerin böyle görünecek diye Yandex bize burada bir örnek gösteriyor. Bunları sağ tıklayıp silebilirsiniz. Yani olmasa da olur. Bunlar sadece bir örnek dediğim gibi. Şimdi Yandex disk'in birazcık kullanımına bakalım. İlk kayıt olduğumuz zaman bize 10 GB'lık bir alan veriyor Yandex ücretsiz olarak. Yani ilk kayıt olduktan sonra otomatikmen 10 GB bir depolama alanımız Yandex hesabımıza tanımlanıyor. Siz bu 10 GB'ı doldurduktan sonra eğer isterseniz ek alan satın al diyerek kendinize daha fazla alan satın alabilirsiniz. Burada 1 TB'a kadar alan satın alabiliyormuşuz. Aylık 10 dolarlık bir ücreti varmış. Yıllık ödeme yaparsak da 8.3 dolara geliyormuş 1 terabaytlık boyut. Ben şimdi normal boyuttan devam edeceğim. Yandex Disk'in birazcık kullanımına bakalım. Öncelikle dosya yüklemek için şuradaki yükle butonuna tıklamanız yeterli olacak. Yükle butonuna tıkladıktan sonra yüklemek istediğiniz dosyaları buradan belirleyebilirsiniz. Mesela ben kendime 4 tane burada resim belirlemiştim. Şimdi o 4 resmi yükleyeceğim buraya. Getirili A yaparsanız bu resimlerin hepsi seçilir ve aç dediğinizde de resimler yüklenmeye başlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yükleniyor. Resimler hızlı yükleniyor ama videolar o kadar hızlı olmayabilir. Tabi sizin bu internet hızınıza bağlı. Evet, şu an bütün dosyaların yüklenmesi tamamlandı. Kapat diyerek yükleyen dosyalarınızı buradan görebilirsiniz. Şimdi dosyalarımızı yükledik. Eğer istersek bunları klasörleme de yapabiliyoruz. Yani farklı farklı klasörlere ayırabiliyoruz eğer istersek. Onu da göstermek istiyorum çünkü ben kendi asıl Yandex hesabımda bu şekilde kullanıyorum. Şöyle yapıyoruz. Oluştur butonuna tıklıyoruz. Buradan istediğimiz şeyleri oluşturmamıza izin veriyor bize Yandex. İsterseniz bir albüm oluşturabilirsiniz, isterseniz klasör oluşturabilirsiniz. Şimdi bunların sırasıyla hepsini yapacağız. İlk önce klasör oluşturalım. Klasöre tıkladık, bir ad veriyoruz buraya. Deneme 1. Örneğin bu adı verdim. Klasörümü oluşturdum. Bir iki tane daha klasör oluşturacağım. Klasör oluşturmanın farklı yolları da var. Boş bir alana sağ tıklarsanız yine Yeni klasör oluşturma seçenekleri karşınıza gelecektir. Aynı şekilde deneme 2 diyorum buna. Bir tane daha oluşturacağım. Deneme 3. Şimdi ben istiyorum ki buradaki resimlerin her birini bu klasörlere dağıtayım. Yani değerli toplu olsun. Bunu yapmak gerçekten çok basit. Örneğin bu resmi deneme 1 klasörüne taşıyacağım. Bakın buna bir kere tıkladığımda şurada bazı seçenekler çıkıyor paylaş, indir, yeniden adlandır, taşı, sil ve kopyala olmak üzere bazı seçenekler çıkıyor. Taşı butonuna tıklayın. Tıkladığınız zaman o dosyayı nereye taşımak istediğinizi soruyor size. Ben deneme bir klasörünü seçip taşı butonuna tıklıyorum. İşte bu kadar. O resim şu an deneme bir klasörüne gelmiş oldu. Şimdi aynı şekilde bunu da deneme iki klasörüne alacağım. Buna sağ tıklarsanız da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Taşı diyorum yine. Bu sefer deneme 2'yi seçtim. Bu sefer de bunu da deneme 3 klasörüne taşıyacağım. Tamam. İşte bu kadar. 4 tane resim yükledim. 3'ünü farklı farklı klasörlere ayırdım. Şimdi ben bir de şunu yapmak istiyorum. Tekrardan o az önceki 4 resmi yeniden yükleyeceğim. Boş alana sağ tıkladım ve dosyaları yükleyin seçeneğine tıklayarak o 4 resmi tekrardan seçtim. Şu an yükleniyorlar. Evet, 4 resim şu anda yüklendi. Şimdi şunu yapmak isteyebilirsiniz. Bu 4 resmin hepsini birden bir klasöre taşımak isteyebilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yine sağ tıklayıp yeni klasör oluşturuyorum. Buna da Deneme 4 diyeceğim. Şimdi şunu yapmak istiyorum ben. Bu 4 resmin hepsini Deneme 4 isimli klasöre taşıyacağım. Yapmam gereken şey çok basit. Bilgisayarımın Ctrl tuşuna basıyorum bir parmağımla. Öyle bekliyorum. Ardından taşımak istediğim dosyaların her birine tık 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 tık. 4 dosyanın her birine bir kere tık yaptık. Ve gördüğünüz gibi 4 dosyanın 4'ü de seçildi. Şimdi mouse'umuzun sol tuşuyla bunları tutup deneme 4 klasörüne bırakıyoruz. Şu anda taşınıyor. Bakalım klasörümüze. İşte gördüğünüz gibi resimlerimizi bu şekilde de çoklu olarak taşımış olduk. Şimdi bir geri yapalım. Klasör oluşturmak bu kadar basitti. Şimdi bir de albüm nasıl oluşturulur birazcık da ona bakalım. Yine boş bir yere sağ tıklıyorum. Ve bu sefer albümü seçiyorum. Burada daha önce deneme için oluşturduğum bir yeni albüm diye bir şey var. Bunu ben sileyim. Sildim. Şimdi albüm oluştur'a tıklıyorum. Fotoğraf yükle diyorum. Bu sefer farklı fotoğraflar üzerinden gideceğim. Burada 3 tane resmim var. Yine bunları seçip yüklüyorum buraya. Benden bunları bir klasöre eklememi istiyor. Şöyle yapayım ben karışmaması için. Bu sefer albüm diye bir klasör oluşturayım. Klasörüm oluştu. Şimdi tekrar fotoğraf yükle diyerek bu fotoğrafları seçiyorum. Albüm klasörüne bunları yüklüyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi kapat diyelim. Dosyalar sekmesine tıklayarak albüm klasörüne bir bakalım. Şimdi bunu yapmak sadece yetmiyor. Yine csl tuşuna basılı tutarak bunların hepsini bu şekilde seçiyoruz. Ve şu sağ üst köşedeki 3 çizgi simgesine dokunarak, tıklayarak albüm oluştur diyoruz. Dedim şu an bekliyorum. Ve albümüm oluştu. Yeni albüm adına isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin ben böyle yaptım. Şimdi albümü oluşturduk. Burada kapak resmini değiştir diye bir şey var. İsterseniz buradan farklı kapaklar da seçebilirsiniz. Şimdi bu albümün faydası şu. Burada bir link var bakın. Yandex'in özel olarak size verdiği bir link var. Bunu kopyaladığınız zaman, bağlantıyı kopyala dediğiniz zaman herhangi birine göndererek şuradan hemen bakalım. Yapıştır dediğimde bakın albüm bu şekilde açılıyor. Yani birine bu şekilde kendi resimlerinizi hazırlayıp gönderebilirsiniz. Klasör yaparak da gö gönderebilirsiniz ama albüm yaparak gönderirseniz daha hoş bir görünümü var gördüğünüz gibi. Klasörün görünümü birazcık daha farklı. Daha sade ama albümün görünümü daha şaşalı. Arasında bir fark yok ama böyle bir özellik Yandex bize sunmuş. Eğer isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Şimdi diyelim bu linki birine gönderdiniz. Ama o kişinin artık albümünüze bakmasını istemiyorsunuz. Burada bakın aç diyor. Aç konumundayken bu link aktif anlamına gelir. Buna bir kere tıklayarak bu linkin aktifliğini kapatabilirsiniz. Yani artık az önce kopyalamıştım o linki tekrar bakalım. Tabi şu an ben bu hesap bende açık olduğu için görünür ama farklı bir tarayıcıdan bakalım örneğin. Google Chrome'dan bakayım. Aynı şekilde buraya da yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi albüm bulunamadı diyor. Yani o linki kapatınca artık sizin dışınızda hiç kimse o link üzerinden sizin albümünüzü göremeyecek. Bu kadar basit. Güzel bir özellik kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar dosyalar sekmesine geliyorum. Şimdi birazcık şu sağ taraftaki sekmelere göz atalım. Son kullanılanlar buradan başlayalım. Burada Yandex disk hesabınıza en son yüklediğiniz dosyaların bir listesi var. Yani mesela ben Yandex hesabıma en son bu resmi yüklemişim veya en son bu resimle bir işlem yapmışım. Bu onu gösteriyor. Dosyalar sekmesinde albümlerinizi, klasörlerinizi falan görebiliyorsunuz. Burada çöp kutusu var. Örneğin şu klasörü sağ tıklayıp sil dediğim zaman çöp kutusuna taşınıyor otomatikmen. Çöp kutusunu temizle diyerek bunu tamamen silebilirsiniz. Dosyalar sekmesi basitçe bu. Fotoğraf sekmesine bakalım. Burada ha pardon, albümler buradaymış. Ben yanlış söyledim. Albümler burada yer alıyormuş. Çok özür diliyorum. Dosyalar sekmesinde yalnızca klasörler ve manuel olarak yüklediğiniz dosyalarınız yer alıyor. Fotoğraf sekmesinde albümleriniz yer alıyor. Buradan albüm oluştur diyerek yeni bir albüm yaratabiliyorsunuz. Şimdi şu ortak erişim bölümüne bakalım. Ortak erişim bölümünde bağlantısı aktif olan dosya ve klasörlerin bir listesi görünüyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi diyelim siz bu albüm isimli klasörü birine göndermek için buna sağ tıklayıp paylaş dediniz. Ve bağlantısını kopyalayıp o kişiye gönderdiniz. Yani bu klasörün şu anda bağlantısı aktif durumda. Gördüğünüz gibi şurada bir link işareti var. Bu link işaretinin olduğu klasör herkese açıktır. O linki gönderdiğiniz kişiler klasöre erişim sağlayabilir. Bunun anlamı bu. İşte siz bu ortak erişim bölümünde herkese açık olan klasörlerinizi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada benim az önce linkini açtığım bir klasör var. Eğer istersen bunu sağ tık yapıp klasör bağlantısını silebiliyorum buradan. Klasör bağlantısını sildiğimde artık o linki gönderdiğim hiç kimse klasöre erişemeyecek. Bunun anlamı bu. Geçmiş bölümüne bakalım. Geçmiş bölümü çok önemli bir bölüm. Burada bakın Yandex Disk hesabımızda yapmış olduğumuz bazı aktiviteler var. Mesela diyor ki çöp kutusu temizlendi diyor. Az önce çöp kutusunu temizlemiştim veya albüm klasörü için açık bağlantıyı sildiniz diyor. Klasör bağlantısını sil yapmıştık az önce. Yani burada özetle Yandex Disk hesabınızda yapmış olduğunuz bütün aktiviteler yer alıyor. Her türlü aktiviteyi burada görebilirsiniz. Çöp kutusuna bakalım. Çöp kutusu zaten dediğim gibi sağ tıklayıp sil dediğiniz klasörlerin burada yer aldığını görebilirsiniz. Videonun başında söylemiş miydim bilmiyorum ama Yandex bize hesabımızı açtığımız zaman otomatik olarak 10 GB bir alan veriyor. Kaç GB alanınızın kaldığını görebilirsiniz. Eğer isterseniz ek alan satın al diyerek daha fazla alan satın alabilirsiniz. Bunu sanırım videonun başında söylemiştim. Ama yine de bir tekrar etmiş olayım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yandex Disk'in Android ve iPhone uygulaması da var. Onları özel olarak gösterme ihtiyacı duymadım. Çünkü burada benim yaptığım yani az önce izlediğiniz her şeyi telefonunuza indirerek de yapabilirsiniz. Yandex Disk'in telefonlar için çıkardığı özel olarak bir uygulaması var. Onları zaten videonun açıklama kısmına da koyacağım. Oradan indirerek bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz. Değinmek istediğim bir diğer nokta Yandex disk güvenilir mi? Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Güvenilirlik kelimesinden ne anladığınıza bağlı. Yani Yandex Rusların bir servisi. Nasıl ki Google Amerikalılarınsa Yandex de Rusların bir servisi. Siz buraya bir şey yüklediğiniz zaman Yandex'in Rusya'daki sunucularına yükleniyor. Elbette Yandex bu bilgileri ne yapıyor ne yapmıyor bunu bilemeyiz. Yani bunu hiç kimse bilemez. Yandex'in çalışanlarının bile tam olarak bildiğini düşünmüyorum. Dediğim gibi güvenilirlik kelimesinden ne anladığınıza bağlı tamamen. Ama yok siz diyorsanız ki ben hiçbir zaman bilgilerimin çalınmamasını istiyorum. Böyle bir şey olmaz. Zira geçmişte Apple'ın iCloud servisinin bile hacklendiğini biliyoruz. Bu tarz vakalara rastladık. Yandex'te bir online servis olduğu için hacklenemez diye bir şey yok. Yani mutlaka sizin bilgileriniz de çalınabilir günün birinde ve kötü amaçlar için kullanılabilir söz konusu internet olduğu zaman hacklenemez veya ele geçirilemez diye bir şey yok. Maalesef. İnternet ortamında dosyalarınızı saklıyorsanız bu hepsi için geçerli. Google Drive için de geçerli veya Microsoft'un OneDrive servisi için de geçerli. Bütün online bulut depolama servisleri için geçerli. İnternette dosyalarınızı saklıyorsanız onun çalınma riski, hacklenme riski veya birileri tarafından kötü amaçlar için kullanılma riski elbette vardır. Yani sonuçta dediğim gibi yükle butonuna tıklayarak yüklediğiniz an o şirketin sunucularına bu dosya yükleniyor ve sunucularına da istediklerini yapabilirler. Sonuçta biz arka planda ne dönüyor bilmiyoruz. Amacım kafanızı karıştırmak değil. Elbette bu şu anlama gelmiyor yüklediğiniz bütün dosyalar başkalarının elinde veya kötü amaçlı kişilerin elinde. Elbette bu anlama gelmiyor. Aklınızda dipnot olarak bulunsun. Yandex disk ile alakalı söyleyebileceğim başka bir şey yok. Sizin burada anlatmadığım, merak ettiğiniz şeyler varsa yoruma yazmayı mutlaka unutmayın. Bize uzmanım.net adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.